Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda bana en fazla sorulan sorularla karşınızdayım. Bu videoyu çekmemi çok fazlasıyla isteyen kişiler vardı. Artık baktım cevap vermeye zamanım yetmiyor. Normalde kuş soruları dışında kişisel olarak gelen sorular da vardı. Mesela bana şu soruluyordu: kuş işine nasıl başladın? Ne zamandır üretim yapıyorsun? Ailen ne tepki verdi? Çevrene nasıl satıyorsun? Ya, satma videosunu çekmiştim bu arada, onu da izleyebilirsiniz. Dediğim gibi hani nasıl yetiştiriyorsun? Mesela bana çok fazlasıyla bu şekilde soru geldi. Ben de tek bir başlık altında toplayayım dedim. Zaten canlı yayını açtığımda falan da Instagram'dan olsun, mailden olsun, YouTube'daki yorum kısmından olsun çok fazlasıyla bu konu yine aynı şekilde bana söyleniyordu. Hani sen bunun videosunu çek diye. Zaten kanalda da oldu bir 2,5 3 yıl, 3 yıl falan. Bu süre boyunca da dediğim gibi hani illaki bu soruyu soran kişiler oldu ilk başladığımda dahi. Zaten benim muhtemelen şu videoyla bile erkek olmadığımı öğrenen çok kişi vardır, buna eminim. Ben halen de erkek zanneden kişilerin olduğunu biliyorum yani. Şimdi önümde bir kağıt var. Oraya yazdım, aklımdan çıkan soru olmasın diyerekten. Buradan müsaadenizle şimdi size ilk sorularla başlayacağım. Evet, şimdi kuşlara nasıl başladın? Bu kuş sevdası nereden geliyor? Genelde erkekler çok fazla kuşlara düşkündür diyerekten zannediliyor. Ama yanlış. Çevremde çok fazlasıyla kuş seven kadın üretici var. Sevenden ziyade bakın tek bir tane besleyen, iki tane, üç tane değil. Bildiğiniz üretim yapan çok fazlasıyla kadın üretici var. Sadece onlar çok fazla seslerini duyuramamışlar. Bu şekilde başlayıp üretimi bitiren de çok fazlasıyla kadın üretici var. Normal hani malzeme satışıyla devam eden var. Kendi markasını üreten var. Mesela tül bakımından bile sadece tül yapıp satan üretimi bırakıp da kadın üreticileri biliyorum. O nedenle arkadaşlar kadın üreticilerle baya baya haşırneşiriz. Yok zannetmeyin, kesinlikle kadın üretici çok çok fazla var. Şuraya hemen bir şunu not alalım. Kuşlara nasıl başladım? Şimdi arkadaşlar kuşlara ben küçüklüğümden beri zaten çok çok seviyorum kuşları. Normalde benim küçüklük fotoğraflarıma bakıldığında evin içinde çekilmiş fotoğraflarda duvarlarda falan hep böyle kuşların kafesleri asılı olarak görür, bir iki takım kadar. Babam falan da zaten önceden kuş besliyormuş. Hani hobi olarak bir iki takım bakıyormuş. Üretimini de yapmış. Çok fazlasıyla yavru da almış zamanında. Babaannem falan da anlatır yani. O zamandan beri dediğim gibi benim kuş sevdam var. Zaten o fotoğraflarda görerekten başladı. Ben kuş istiyorum dedi. Bizimkiler de haliyle en başında şey yapmadılar. Yok falan dediler. Hani bakamazsın edemezsin. Arkadaşlar üretim heyecanı başladı. Ben üretmek istiyorum dedim. Ta ki ne zamana kadar? Bu şu andaki aktif üretimden bahsetmiyorum. Bundan daha öncesinde bir tanıdığımızın pet shop'u var. Oradan kuş almıştık. Sağ olsun ya iki tane dişi verdi, ya iki tane erkek verdi. Ya biri çok yaşlı, biri çok gençti. Ha, o zamanlar tabii biliyorduk. Hani diyorduk ki yaşlıyla genç kuş olmaz. İşte hani cinsiyetten ayırt falan edemiyorduk. Biz de geçtik arkadaşlar yollardan. Hani sizin geçtiğiniz yollardan ben de geçtim. Hani ben annemin karnında öğrenmedim sonuçta kuş işini. Ama ben çok fazlasıyla araştırdım. Yani hani deli gibi araştırıyordum. Her gün saatlerce bilgisayarın başından kalkmazdım. O zaman kaç sene geçti ya? Bir 10-15 sene geçmiştir herhalde. İlk başlamasından kuş sevdamın. Sonrasında bir 7-8 sene öncesine kadar ben bir dediğim gibi kuş üretme sevdası bende başladı. Ama o zamanlar ya iki tane dişi verdi, ya saçma sapan kuşları yan yana koyup verdi, eş olmayanları verdi, tek verdi, al bunu eğit diye kuş yaşlıydı falan böyle. Saçma sapan dediğim gibi işlere girdik. Sonrasına baktık olacak gibi değil. Babam bir tane onları verdi, yerine papağan aldı. Dedi ki sen dedi papağan besin. Papağan da sana çıktı dişi. Sonrasında ben de gittim. Papağanı bir süre besledim. Sonra işte ev tadilatı falan girdi. O süre zaten bakamadım. Hani çok da bakmıyordum da. Yine aynı zamanki çocuk aklı. Sevmeye yarıyordum. Çok fazlasıyla iyi gösteriyordum. Ama kafes temizlemeye gelince ben arazi. Hiçbir şekilde orada bulunmuyordum. Zaten şu anda bile en nefret ettiğim işlerden biridir ama yapmak zorundayım. Çünkü şu anda onların sorumluluğunun farkındayım. Su değiştirmek. Nefret ediyorum. Gerçekten o sulukları tek 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 yıkamak var ya beni gerçekten delirtiyor. Bu tabanlarını falan temizlemek. Hani tavalarından bahsediyorum. Allah'tan yani mısır granülü denilen, kedi kumu denilen şeyler çıkartılmış da bizi böyle birazcık şey yapıyor, rahatlatıyor. Sonrasında onu da geçtim. Tamam mı? Temizliğe de geçtim. Hadi annem sağ olsun çok temiz bakıyordu falan böyle bayağı ilgileniyordu ben yokken de. Ben seviyordum, ediyordum. Temizliğini annem yapıyordu. Yemini suyunu annem veriyordu. Mamasını mesela annem internetten bakıp yapmıştı kuşlara.
Sonrasında papağan da evi tadilata gelen ustalar çok beğendi. Dedi ki babam da Tuğçe sen bu kuşa bakmıyorsun bırak verelim. Benim kuş üretimim bir süre daha orada araya girdi arkadaşlar mola verdik. Sonrasında 2017 ne kadar diye 2017 miydi? 2017'ydi. 2017'nin Kasım ayıydı. Benim kafaya bir anda kuş şeyi tekrardan geldi. Hatta kanalı açalı 2,5-3 sene oluyor ama kuş üretimim yani hani hatta 2017'nin ortalarında başladı. Onun öncesinde de yine ara ara bana geliyorlardı. Ben yine ara ara kuş aldım, bıraktım falan böyle hani öldüler ettiler. Mesela komşumuzdaki kuşu aldım getirdim. Ona baktım. Kafesi sona kaldı. Yeni aldığım kuşları onun kafesine koydum falan. Bayağı değişiklik yapmıştım yani. Çok net hatırlıyorum. Sadece ben orada babamın kuşu satmasıyla kalmadım yani. Ekstra olarak kuşlar da aldım o arada. Sonrasında tabii elimizde hiçbir kuş kalmadı. O zamanki bilinçsizlikle. Sonrasında dediğim gibi benim yine ara ara kafaya esiyordu kuş üretimi. Gittim. Bizimkiler bir gün patladı. Dedim ki hani o zaman Ekim ayı mıydı, Kasım ayı mıydı neydi? Dedim ben kuş istiyorum. Beni var ya bir iki ay falan süründürdüler. Dediler yok sana kuş alacağız falan filan. Ben sana dedi hayatta dedi kuşuna şey yapmam. Sen git kendi paranı biriktir de al falan. Ben de tabii o zamanlar uyanık öğrencilerden evden götürürdüm yemeğimi. Bakın arkadaşlar ben de öğrenci oldum. Hiçbir şekilde gidip kimseden bedavaya asla kuş istemedim. Yapmayın, bunu yapmayın. Seneler sonra hatırladığınızda sizin utancınız olur. Bedavaya kuş istemeyin. Gerçekten istemeyin. Çünkü olur da bakarsınız o kuştan siz hani biri hayrına verir tamam mı? Ama niyetini bilemezsiniz. Ne kadar hayır yaparsa yapsın niyetini bilemezsiniz. Bir süre sonra siz üretimde patlak verirsiniz. Bir anda alır başınızı gidersiniz. Adam der ki benim kuşum üretti. Yani bu şeye girmeyin bence. Sonrasında ben arkadaşlarla şey yapıyordum falan evden götürüyordum. Evden yemeğimi götürüyordum, hazırlıyordum sabah erkenden. Çünkü sabahın 5.30-6'sına kalkıp gidiyordum ben okula. Erkenden hazırlıyordum bütün yemeklerimi. Gerekirse akşamdan çantamı falan dolduruyordum, içeceklerimi falan. Sonrasında okula gidiyordum. Öğlen yemeğini de harcayacağım. Harçlığımı tabii ki de kendimi de o kadar kısıtlamıyordum ama en nihayetinde fazlasıyla para da arttırıyordum. İşte ne bileyim kitap masrafı oluyordu. Ben mesela atıyorum onu ona göre ayarlıyordum. Çıktı alacaksam eğer çıktılarımı kısıtlayarak alıyordum. Bir kısmını elle yazıyordum mesela. En basitinden çıktının parasını cebe atıyordum. Gidiyordum onunla kuş alıyordum. Benim üretim hikayem böyle başladı. Üretim alem nerede? Nerede oturuyorum? Kuşları nasıl teslim ediyorum? Kuşları sizlere nasıl hazırlayıp teslim ettiğimi zaten ben bir videomda anlatmıştım. Aşağı inerseniz 2-3 hafta öncesinde zaten bulabilirsiniz. Zaten hani arabayla falan götürürken sizlere videosunu çekmiştim. Şimdi arkadaşlar ben nerede oturuyorum? İstanbul Pendik'te. Nereden teslim ediyorum? İstanbul Pendik Kurtköy Mahallesi'nde halamın dükkanı var. Zaten o videomda da anlattım. Neden? Ha şöyle söyleyeyim. Gelip ziyaret etmek isteyenler var. Sağ olun ama ben ev ortamında ürettiğim için eğer bir üretimhanem olsaydı başımla beraber sıkıntı yok. Bütün misafirleri kabul ederdim. Tek problemim şu. Sadece ve sadece evde ürettiğim için ve haliyle ailemin ev hali, kendi ev hali müsait olmuyoruz. Yani evde ürettiğim için ben misafir kabul edemiyorum. Dediğim gibi bu şekilde ben üretimi sürdürüyorum. Kurtköy benim ortak noktam. Kurtköy'den ben kuşlarımı teslim ediyorum arkadaşlar. Bu şekilde de böyle bunu da sonlandırmış olalım. Diğer sorulardan biri de şu. Kapora sistemi. Gerçekten benim ve çoğu üreticinin hayatını kurtaran bir sistem ama bu konu üzerinde de çok fazlasıyla dolandırıcılık yapanlar da var. Çok üzülerek söylüyorum bunu. Ki bir gün böyle yine papağan satacağım. Adam aynen şunu söyledim. Abi bana güvenmiyorsan benim kuşumu da alma. Aynen bu şekilde söyledim ve daha kanal yok. Dedim ki abi dedim bak bana güvenmiyorsan papağan bu arada daha öncesinde de arkadaşım papağanlarını satıyordu. Kendi papağanı değil. Ama ortak bakıyorduk yani hani kuşa. Dedim ki abi bak bana güvenmiyorsan, bize güvenmiyorsan kuşumuza da güvenme. Sıkıntı yok. Kuşta bir problem olsun sana teslim edene kadar. Biz senin dedim kaporanı da iade ederiz. Hiç problem değil. Ama dedim bize güvenmeyen kuşumuz da almasın. Kapora sistemi buradan çıktı. Ve o günden itibaren kanalda da olsun ben yine takipçilere güvendim. Kapora falan almadım. Baktım yine ufak tefek çatırdamalar var. Yine aynı hareketler devam ediyor. Dedim kapora sistemi. Yani en garanti sistem. Sizi de garantiye alır. Neden biliyor musunuz? Siz almak istediniz. Sizden önce siz ayırttırdınız diyelim. Tamam mı? Ama ben de şunu söylerim ayırtan kişiye. Madem kapora atmak istemiyorsun zaten artık o sistem de yok. Önceden yapıyordum onu.
Madem kapora atmak istemiyorsun, o zaman senden önce biri bana kapora atarsa bu kuşu ben gider ona veririm. İlk önce kim gelirse o alır. Bu sistemi artık koymuştum. Sonrasında dediğim gibi ben kaporası asla asla ayırmıyorum arkadaşlar. En garanti yöntem. Sizi de garantiye alıyor. Sadece beni değil. Beni bilen biliyor piyasada. Olur da ben teslim edene kadar bir sıkıntı çıkmışsa ben anında onun parasını iade ediyorum arkadaşlar. Hiç koşulsuz şartsız yani. Hani asla ve asla da böyle durumlarla karşılaşmamış oluyorsunuz. Şimdi bir 4-5 tane daha soru var arkadaşlar sizden gelen. Onları da tek bir seferde cevaplayıp daha fazla başınızı ağrıtmadan videoyu kapatacağım ama benim aklımda artık her şeyi de öğrenmiş oldunuz. Şimdi diğer bir soru, çok ses oluyor mu? Evet arkadaşlar, çok ses oluyor ama öncelikle yalıtım çok önemli. Nerede yaptığınız çok önemli, site çok önemli. Yani şu an bizim site değil, müstakile ve haliyle kimseyi etkilemiyor, kimseyi ırgılamaz yani siz. Komşular rahatsız oluyor mu? Komşuları ırgılayacak hiçbir şey yok. Çünkü bizim komşumuz bir aşağıki tarafta var, bir yukarıki tarafta var. Ev bizim müstakil. Bir de yan tarafta var. Ama dediğim gibi onlara ses gitmelik bir durum yok. Ha şöyle. Karşı tarafta falan komşumuz var ama ses camı açtığımda sadece yola gidiyor. Yoldan duyuluyor. Bahçeden falan duyuluyor. O da artık hani böyle tamamen sabahları coşma zamanlarında, akşamları da akşamüstü olunca ışık daha çok etkili biliyorsunuz ledler. Ancak o zamanlar çok fazlasıyla coşuyor yani kuşlar. Bunu da geçtik. Şikayet aldın mı? Şikayet almadım arkadaşlar. Sebebi de zaten bu. Şikayet neyden oluşur? Rahatsız olmaktan oluşur. Rahatsız edecek hiçbir faktör olmadığı için tek şikayet aldım hep aile. Tatillerde sabahları uyuyamıyoruz. Çevremden tepki aldım mı? Çevremden tepki aldım mı sorusunu şu olarak algıladım. Akrabalarım ve arkadaşlarım da. Bana bundan aylar öncesinde halamlar şunu söylemişti. Tuğçe, boş işlerle uğraşma. Tuğçe, iki kanat bir kuyrukla ne kazanacaksın ki sen? Tuğçe, sen onu harcıyorsun da kazanabiliyor musun? Bunu bana söylemişlerdi. Şimdi ben onların yüzlerine vuruyorum. Bir, ikincisi. Üniversite zamanımda kanal artı kuşlarla devam ettiğim için ve en çok yükseltme dönemim üniversite zamanında olduğu için, çünkü ben 11. sınıftayken falan başlamıştım lisedeyken. Üniversite zamanında çok fazlasıyla yükselttiğim için bana şu söylenmişti. Ya derslerinden geçemez de kalırsan. Çevremden aldığım tepkilerden birincisi buydu. İkincisi verdiğini alamayacaksın konusuydu. Üçüncüsü boş işler konusuydu. Zaten bununla bu haliyle şeyle olan hani birbirleriyle ilişkili. Sonrasında başka neler geldi? Ha, üretiyor musun ki kazanacaksın? Ki alım satım da çok güzel bir şekilde kazandırıyor ama bunu çok fazla tercih etmiyorum tabii ki de. Yani böyle bir ton soruyla biz şey yaptık, karşılaştık. Tepkilerim bunlardı. Sınıfımı bölüm yani sınıfım değil de bölüm birincisi olarak bitirdim. Sonrasında kazanacak mısın dediler, kazandım. Şu anda bana şu özel kurumla ayrıldım demiştim sizlere. Ondan daha fazla maaşımdan daha fazla kazandırdığı oluyor arkadaşlar ama yavruların hepsinin aynı anda yeme düşmesi lazım. Çok sağlam kuşlarla üretim yapmanız lazım. O da çok son dönemlerde. Ha, maaşımdan çok fazla kazandırdığı dediğim bana bunu çok 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 samimi bir şekilde sadece burada söylüyorum. Bana sadece bir ayda 1.000 lira para yatırdıklarını biliyorum. O nedenle zaten işten ayrılma sebeplerimden biri de buydu. Zaten ben Show Jumbo bakımından bakılırsan, Show Jumbo'dan bakılırsa, Japones'ten, çok sağlam kuşlardan bakılırsa ben zaten 6-7 tane kuş satsam aynı fiyata denk geliyor. Şimdi bunu yalanla konuşmanın anlamı yok. Üretim neyse odur. Biliyorsunuz ben şu zamana kadar üretimde hiçbir şekilde kimseye yalan söylemedim. Tepkiler de bunlardı. Ama genel anlamda şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Çok fazlasıyla tepki geliyor. Şu tepkiler geliyor. Bayan üreticiye karşı ben hani böyle şey, işte nasıl kimse hani şakalaşırız, güleriz, eğleniriz, espriliyizdir, genel anlamda pozitifizdir ama bazen gerçekten yazıyorlar, ben kendimi tutamıyorum, cevaplıyorum ki çoğu kişi o cevabın ardından cevap da veremiyor. Sebebi şu, haksızlar. Bayan üreticiyiz diye gelip de şunu söyleyenler, hani beni kandırabileceğini düşünüyorlar ama açık söyleyeyim o yollardan ben çok geçtim. Yani hani ben de çok fazlasıyla kazıklandım, ben de çok fazlasıyla dolandırıldım ama bir yere kadar. Ki benim ticari zekam güvenirim, şu konuda güvenirim. Ben battığım yerden çıkmasını da biliyorum, Allah şükürler olsun. Nasıl üretip satacağımı da biliyorum. Yalanla bir şeylerin yürümeyeceğini de biliyorum. Kimseyi
dolandırarak, yani şöyle söyleyeyim, milleti dolandırarak bir yerlere gelemeyeceğimi de biliyorum. Bir kere alanım, bir daha almayacağını da biliyorum. Ama şu anda Allah'a şükürler olsun, bir alan bir daha gelip soruyor yani. Aylarca bekleyenler de var. Hani o yüzden dediğim gibi dürüstlük her zaman sizin ekmeğiniz olur. Bu konuda da gerçekten agresif olduğumu çoğu kişi de görür. Aynı zamanda bedava isteyenler çok fazlasıyla tepkiliyim. Çünkü ben lise zamanında kendim evden sabahın 5.30-6'sında, üniversite zamanında dahi olsa, bunu asla gocunmadan söylüyorum. Evden yemeğimi götürdüm. O şekilde harçlığımı kenara koyaraktan kuş aldım. Belki ben aylarca para biriktirdim bir takım için. Sırf yükseltmek için. Aldım, sattım, yavru aldım, yavrusunu sattım. Ürettim. Yani arkadaşlar, biriktirdim. Gerekirse kendi üzerime, hani mesela atıyorum, çok beğendiğim bir mont var, çanta var. Onu almadım, gittim kuş aldım. Yani siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Dediğim gibi bu nedenle bedava isteyenlere karşı da çok ama çok tepkiliyim. Şu anda da kuş istiyorlar, arkadan mesaj atıyorlar. Onun dışında, yani dediğim gibi arkadaşlar, bence düşündüğünüz kadar kötü değiliz üretimde. Hem de düşürdük. Düşündüğünüz kadar kötü değiliz. Bilmiyorum, hani tepkilere karşı da gerçekten ben de çok sert bir şekilde geri döndüğüm oluyordur. Aynı zamanda gönderim mesela, yok diyorum, bir soruyu bir kez soruyorsunuz, aynı kişi farklı bir şeyde tekrar üstüne üstlük soruyor. Instagram'dan sormayın diyorum. Kendi borularını öttürmeye çalışan kişiler var. Ama burası üzgünüm benim sayfam. Bu konuda bana çok fazla, bu son cümlelerime çok fazlasıyla kızacak insanlar vardır biliyorum. Ama bu konu tam anlamıyla bu. Ben mesela mailden, arkadaşlar rica ediyorum diyorum. Bakın mailden sorun, karışıyor sorular. Arkadaş geliyor diyor ki, ben diyor buradan soracağım. Ben de cevaplamıyorum, hadi bakalım diye ben üstüne üstlük giderim arkadaşlar. Benim şöyle söyleyeyim. Kesinlikle ama kesinlikle boş olarak takipçiye ihtiyacım yok. Ben gerçekten saygıdeğer insanlara kurs satmak, değerini bilecek insanlara kurs satmak, değerini bilecek insanların cevap, hani sorularını cevaplamak çok isterim. Çok kibar bir şekilde yazan insanların, hatta şöyle söyleyeyim, sürekli olarak kuşumu takip ettiğim de olmuştur. Sürekli olarak mesaj attığım da olmuştur. Derim ki, kuşu ne durumda? Hani son durum ne? Bir haber verin diyerekten, benimle haberleşin, iletişimde kalın diyerekten onlara düzenli olarak danışmanlık yapmış. Hatta şöyle söyleyeyim, danışmanlık demeyeyim, o biraz böyle ego kasıyor gibi olur ama yardımcı olmuşluğum vardır. O nedenle dediğim gibi, hani benim sayfamda rica ediyorum, böyle kişiler kendi borularını öttürmeye çalışmasınlar. Bana mailden soran kişiler her türlü yanıtını alıyor. Alamayanlar yanlış hesabı soruyordur, mailleri çöp kutusuna düşüyordur. Bakıyorum, kontrol ediyorum. Aynı zamanda üst üste soru sormayın arkadaşlar diyorum. Mesela canlı yayın açıyorum. Arkadaş üst üste soru soruyor, başkasının sorusunu göremiyorum. YouTube'da da bir tane soruyu 500 defa kopyala yapıştır yapıyor, göremiyorum. Yani bunlarla da ben karşı karşıyayım, kesinlikle bunun da farkında olun lütfen. Biraz da böyle hani bazı kişilere yükselmemin sebebi budur. Dediğim gibi benim gerçekten saygıdeğer kişilere, bu kanalda saygıdeğer kişilere ihtiyaç var. Hiçbir şekilde bot hesaplara falan ihtiyaç yok. Fake hesaplara ihtiyaç yok. Hepinize ben anlayışı için teşekkür ederim. Bu zamana kadar inşallah sıkmamışımdır sizi. Hata varsa affola dediğim gibi. Umarım benim hakkımda merak ettiklerinizi tam anlamıyla cevaplayabilmişimdir. Beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın arkadaşlar. Vallahi boğazım kurudu artık. Abone olmadıysanız da, ki izleyicimizin çoğu abone olmayan izleyiciler. Abone olmadıysanız abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.